Siz de ürününüzü veya hizmetinizi milyonlarca kişiye İstanbul Times TV özel YouTube kanalıyla ulaştırın. Sokak röportajlarımızın önünde yayınlanacak 15 saniyelik etkili reklamınız için bizimle temasa geçiniz. Telefon 0212 415 8205. GSM 532 344 05 12. Değerli izleyiciler, kurban denince aklınıza ne geliyor diye bir soru sorduk vatandaşlara. Bakalım mikrofonlarımıza neler söylemişler. Hep birlikte izliyoruz. Kurban denince aklınıza ne geliyor? Ya kurban dinimiz açısından kutsal bir ibadet. Bir ibadetin tamamlayıcısı haçta ve normal şartlarda da. Fakir fukara et yüzü görmemiş, fakir fukaranın etten nasiplenebilmesi için bir tarafta ibadetin bir parçası, bir taraftan da işte fakir fukaranın nasiplenmesi için Cenab-ı Allah'ın bizlere bahşettiği bir ibadet. Peki kurban farz mı, vacip mi sizce? Şimdi bazı mezheplere göre vaciptir, bazı mezheplere göre sünnettir. Farz sadece bildiğim kadarıyla hacda, hac farzasını yerine gelirken kurban farzdır orada. Kurban olmadı mı haç farzası yerine gelmiyor. Haç farz olduğu için o da onun bir parçası. Ama onun dışında mesela Şafiilerde sünnettir. İster kesersin ister kesmezsin. Ama Hanifilerde bildiğim kadarıyla kuvvetle vaciptir. Yani kesilmesi daha ağır olmalı. Kurban bayramı. Başka Türkiye'yi kurban etmeye çalışan dış güçler diyorum. Başka bir şey yok. Peki kurban farz mı vacip mi sizce? Kesinlikle farz. Kurban denince aklınıza ne geliyor? Kurban deyince dinimizin, kültürümüzün bir yenileme, gençlerimize, çocuklarımıza tanıtma ve et yemeyen insanlara oldukça mümkünü dahilinde et yedirmek. Peki kurban farz mı, vacip mi sizce? Şimdi benim görüşümce farzdır. Niye farz? Çünkü bugün ülkemizde şurada söyleyelim, aylarca et yemeyen insanlar var. Onlara yani bir lokma yedirmek fevkalade bir büyük bir itibar bırakılır, büyük bir sadaka olmuş olur ve bu genellikle böyle devam eder. Bayram olarak dinimizce. Yani Allah kurbanı çok anlamda algılayabiliriz. İnsanları da kurban edebiliriz yani. Çok da insan kurban ettik. Kurban denince çok açılımlıdır, geniş kapsamlı. Kurban farz mı, vacip mi sizce? Vacip. Mi? Farz mı? Farz herhalde. Yok, vacip. Herkese farz değil. Farz olsa yapılması zorunlu olan. Çünkü maddi durumu uygun olanların yapması gereken bir olay olduğu için vacip. Doğru cevap. Yani çok doğru cevap verdi annem. Vacip. Kurban çok şey geliyor. Bir ibadet şeklimiz. Tabii bu şeylerde de ayette de var. Tabii ne eti gidiyor Allah'a ne kanı. Bu bizim tamamen manevi, duygusal bir ibadet şeyimiz. Peki sizce farz mı, vacip mi? Vacip. Kurban deyince aklıma koç hayvanı geliyor. Başka? başka olarak bayram geliyor. Başka da bir şey gelmiyor. Peki kurban sizce farz mı, vacip mi? Kurban vacip bir ibadettir. Yani farz değildir. Durumu olana vaciptir. Kesmesi yani aslında yardımdır asıl içeriği ama genelde ibadet olarak kurban ibadeti biraz da gelenek olarak devam etmiş gelmiş ama farz değildir, vaciptir. Aynen. Bizi çekemediği için. Amerika bizi çekemiyor mu? Çekemiyor. Niçin çekemiyor? Şimdi biz yükseliyoruz. Yükseliyoruz, güçlüyüz. Sayın Başbakanımıza buradan bir şeyim olsun. Onun ellerinden öpüyorum. Annesi babası öyle güzel bir evlat. Cumhurbaşkanımıza. Reisimize. Başbakanlık kalktı çünkü yeni sistemde. Yeni sistemde. Onu çok seviyoruz, kutluyoruz ve hemşehrimize sadece şuradan bir şey yapıyorum. Özellikle bu kötü günleri biz çok güzel atlattık. Bunları da atlatacağız. Allah'ın izniyle. Rabbim ona güç versin. Önce bize ona. Rabbim onun tuttuğunu altın etsin. Yani hiç diyecek bir şey yok. Mükemmel bir başbakan, bir reis. Amerika bizi kıskanıyor dediniz. Hangi alanlarda Amerika bizi kıskanıyor? Biraz daha açabilir misiniz bu konuyu? Tabii ki. Şöyle bir şey. Şimdi bizim yatırım yapıyor. Yol yapıyor, köprü yapıyor. Ve şu anda yani herkes bizimle. Yani Putin bile bizimle. Yani bizi... Kim bizimle efendim? Putin bile Rusya Başbakanı.
bile ya, herkesin en iyi geçiniyor bizim reisimiz. Yani herkesin en iyi geçiniyor çok şükür. Daha yani söyledim. Onları çekemiyor, o yüzden biz kıskanıyor diyorsunuz. Gene kıskanıyor yani, ama kıskansın Rabbim daima iyilerin yanındadır. Rabbim iyilerin yanındadır. Hemşerime de onu söylüyorum. Buradan Amerika'ya ne söylemek istiyorsunuz? Amerika'ya ne söylemek istiyorum? Donald Trump'a. Akıllı olsun ve bizimle uğraşmasın. Bu kadar. Akıllı olsun, bizimle uğraşmasın. Yani bizimle baş edemez. Bizi belki çok basit gördüğünüz, biz gece 3'lerde, 5'lerde sayın reisimize Allah'a el açıyoruz, dua ediyoruz. Yani o duayla, belki onun topu var, yükseği var, biz de ondan daha güçlüyüz. Biz ona devamlı dua ediyoruz. Gecenin 3'ünde, gecenin 5'inde, teheccüdlerde biz Allah diyoruz. Allah diyoruz. Onu hiç bırakmayacağız Allah'ın izniyle. Kurban deyince aklıma insanların birleşmesi geliyor, küslüklerin bitmesi geliyor ve gerçekten de özel bir şekilde ailelerin sıcak bir şekilde yuvada birlikte oturup sohbetleri geliyor. Çünkü artık eski sohbetleri unuttuk. İnsanlar teknoloji ilerledikçe telefonlar ve tabletlerden başını kaldıramıyorlar ne yazık ki. Ve biz bunları sadece kurbanda o güzel anlarımızı yaşıyoruz. Ben kurban deyince bu şekilde aklıma geliyor. Peki kurban vacip mi yoksa farz mı sizce? Yani şahsen bana sorarsanız ben hayvansever bir insanım aslında bakarsanız. Çok fazla hayvanların katledilmesine karşıyım. Ama bu dinimizce farz kılınmış bir şey yani bu şekilde olmuş. Bunun dinin dogmatik olduğunu düşünüyorum. Ve bir şekilde çok fazla irdelenmemesini düşünüyorum. Bence farzdır yani bu. Kurban şenlik. Sağa sola akrabalara gitmen, gelmek, gezmek, mutluluk, huzur. Yani mezarlıklara gitmek, her şey işte. Peki kurban farz mı, vacip mi sizce? Farz bence. Vallahi diyetimiz geliyor. Diyet. Tabii Allah Teala'ya şeyimizi, diyetimizi veriyoruz. Başka ne veriyoruz? Yani mini duygular geliyor, beraberlik, birlik geliyor. Başka öyle. Bilmiyorum ki, gelmiyor aklıma. Ben kesmediğim için gelmiyor aklıma. Et gelmiyor. Yemiyorum. Babam kesiyor. Abi bayram geliyor, güzellik geliyor, neşe geliyor, kavurma geliyor. Öyle yani. Peki kurban farz mı, vacip mi sence? Abi farz. Aynen. Evet, eminim. Peki bir sorum daha olacak. Yani zengine farz, parası olana farz. Öbürlerine gerek yok yani. İhtiyaç sahiplerine gerek yok diyebiliyorum. Kurban denince bereket geliyor. Kurban denince Ramazan geliyor, bayram geliyor, şenlik geliyor evlerimize. Bunu biz biliyoruz yani. Büyüklerimizden bunu öğrendik, bunu gördük. Kurban farz mı, vacip mi? Kurban farzdır. Farz yani. Kurban kesmek, kurban vermek farzdır yani. He? Kurban. Kurban hakkında ne geliyor? Evet, aklına ne geliyor? Hakkında fakir kararı vereyim. O aklında o geliyor, başka bir şey yok. Sizin efendim? Paylaşım. Başka? Arkadaşlık, kardeşlik gelir. Peki kurban farz mı, vacip mi? Bazı imamlara göre farzdır, bazı imamlara göre vaciptir. Mesela Hanifilere farzdır, Şafilere vaciptir. Kurban denince aklıma Afrika'daki aç susuz kalan çocuklar geliyor. Evet. Suriye'deki savaşla mücadele eden insanlar geliyor. Fakirlik ve yoksulluk gariban insanlar geliyor. Peki kurban farz mı, vacip mi? Nasıl yani? Yani mutlaka yapılması gereken bir şey mi yoksa durumu olanlar mı yapmalı? Bence durumu olan insanlar yapması gerekiyor. İbadettir. Başka? Yani yoksullarla paylaşma. Şu an o. Peki kurban farz mı, vacip mi sizce? Vaciptir. Kurban? Evet. Nasıl yani? Aklınıza ne geliyor kurban kelimesini duyunca? Kurban bayramı geliyor. Başka? Başka hiçbir şey gelmiyor. Et, yemek. Peki kurban farz mı, vacip mi sizce? Farzdır. Kurban bayramınca mutluluk geliyor yani. Bayramlarda herkes tatil yapar. Ailesinin yanına gider. Birlik, beraberlik, huzur içinde. Peki kurban farz mı, vacip mi sizce? Yani ben cevap veremeyeceğim, bilmiyorum. Kurban denince aklıma bayram, inek, dana. Kurban farz mı, vacip mi sence? Kurban farz. Yani
Durumu olanlara göre değişir o. Kurban deyince aklına ne geliyor? Kurban gelince aklıma yardımlaşma, paylaşma, yoksullara karşı yardımlaşma, dayanışma gelir. Yani zenginlerin sadece kurbanları kestikten sonra kendilerinin yememesi, dağıtması ve yoksullara yardım etmesi gelir. Farz mı, vacip mi sizce? Bence durumu olanlara farzdır ama durumu olmayanlara vaciptir.